Evet arkadaşlar şimdi maddenin gaz halinden bahsedeceğiz. Öncelikli olarak gaz maddenin hallerinden birisidir. Bu haldeyken maddenin yoğunluğu çok az, akışkanlığı ise son derece fazladır diyebiliyorum. Gaz halindeki maddenin belirli bir şekli veya belirli bir hacmi yoktur. Bulundukları kabın şeklini ve hacmini aldıklarını söyleyebiliyoruz. Gazları oluşturan tanecikler her yönde hareket edebilir ve bundan dolayı da kabın hacmini tamamen doldururlar. Gazlar birbiriyle her oranda karışabilir. Gazların birbiriyle oluşturdukları karışımlar ise homojendir diyebiliyoruz. Hacimleri dolayısıyla yoğunlukları basınç ve sıcaklığa bağlıdır. Bütün gazların sıkışma ve genleşme katsayıları aynıdır fakat sıvı ve katıların böyle bir özelliği yoktur. Basınç altında aşırı sıkıştırılan gazlar sıvı hale geçerken mutfak tüplerinde sıvı LPG gazının olması buna örnek olarak verilebilecektir. Sonsuz yayılma ve süresiz genleşme özelliği vardır. Bu sayede bulunduğu ortamı tamamen kaplayabilirler arkadaşlar. Şimdi atmosferden bahsedeceğiz. Çoğunlukla gazlardan oluşan ve yer küreyi saran katmana biz atmosfer diyoruz. Atmosferde gazlardan oluşan kısma hava diyoruz. Ve hava yer yeryüzeyini saran atmosfer tabakasıdır diyebiliyorum. Renksizdir, kokusuzdur ve tatsız bir gaz karışımı olduğunu söyleyebiliriz. Atmosferde %78 azot, %21 oksijen ve %1 diğer gazların olduğunu söyleyebiliriz. İklim olayları bu atmosfer tabakasında meydana gelecektir. Dünyanın aşırı ısınması ve soğumasını engeller, meteorların dünyaya düşmesini engellediğini ve güneşten gelen zararlı ışınlardan bizi korurken oksijen, karbondioksit ve benzeri döngüler için iç ortamı sağlıyordur diyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi dünyayı saran atmosfer tabakasında da yine kendi içinde bir katman değerleri olacak. Şimdi dünyadaki ilk katmanımız bizim için atmosfer katmanımız troposfer. Arkasından stratosfer, mezosfer, ionosfer ve egzosferin geldiğini söyleyebiliyoruz. Arkadaşlar ilk katmanımız olan troposfer için en yoğun katmandır. Meteorolojik olayların gerçekleştiği katmandır diyebiliyoruz. Atmosferin tüm kütlesinin 3 bölü 4'ünü oluşturur yani en büyük yoğunluğun sahip olduğu bir katmandır diyebiliyorum. Atmosferdeki su buharının %99'unu içerir. Çünkü iklim olaylarının bu katmanda gerçekleştiğini söylemiştik. Yağmur, dolu, kar gibi düşünebiliriz. E o zaman buradaki su kütlesinin de hemen hemen hepsinin bu katmanda bulunduğunu söyleyebiliyorum. Yüzeyden uzaklaştıkça sıcaklık ve basıncın da azaldığını söyleyebiliyoruz. İkinci katmanımız troposferdir. Ozon tabakası bu katmanda bulunur. Ozon tabakası ultraviyole ışınları absorbe edecektir. Yani dünyayı zararlı ışınlardan koruduğunu söyleyebiliyoruz. Isıl döngüde de bizim için önemli bir e, rol oynadığını söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Mezosfer, meteor taşları burada parçalara ayrılır. Rüzgar olaylarının gerçekleştiği bir katmandır diyebiliyorum. Termosfer, iyonosfer olarak da ifade edilir. Bu bölgede güneş ışınları yoğun olduğundan sıcaklık fazladır. İyonlaşmış atomlar ve serbest elektronlar plazma halinde bulunduklarını söyleyebiliyoruz. İyonosfer zaten maddenin iyonlarına ayrılmış hali anlamına gelecek arkadaşlar burada. Ve yüksek sıcaklık değerlerinden bahsetmemiz gerekiyor. Yani 200 santigrat derece ile 1600 santigrat derecesi arasındaki değerler gibi düşünebiliriz. Eksosfer atmosferin artık son katmanıdır arkadaşlar. Molekül yoğunluğu çok düşüktür. En çok helyum ve hidrojen gazı bulunur. Yapay uyduların bu katmanda bulunduğunu söyleyebiliyoruz. Dünyamızı çevreleyen atmosferin iyonosfer tabakası plazma halindedir. Bunun nedeni olarak atmosferin ilk tabakası olması denilmiş. Arkadaşlar bizim için ilk tabaka troposferdi. O zaman bunu yanlış olarak alabiliyorum. İyonlaşma gerçekleşmesidir. Doğru. Sıcaklığın az olmasıdır denilmiş. Yanlış. Çünkü iyonosfer tabakasında termosfer tabakası olarak da ifade edebiliyorduk. Sıcaklığımızın yüksek olduğunu söyleyebiliyorduk. Yukarıdaki özelliklere sahip atmosfer katmanı hangisidir denilmiş? Su buharı sadece bu katmanda bulunur. Buradan bile soruyu çıkartabiliriz. Direkt troposferdir diyebiliyorum arkadaşlar. Her türlü do hava olayı bu katmanda gerçekleşir. Kalınlığı en az olan katmandır. Yani cevabımızın direkt troposfer olduğunu söyleyebiliyoruz. Atmosferle ilgili olarak hangileri doğrudur denilmiş. Yerden uzaklaştıkça seyrekleşir doğru. Güneş rüzgarlarına kalkan olur doğru. Yaşam için gerekli su buharını içirecektir doğru. Ultraviyole ışınları absorbe ediyordur doğru. Dünyanın ısıl dengesini sağlıyordur doğrudur diyebiliyorum. Arkadaşlar buradaki 5 seçenek de bizim için doğrudur diyebiliyoruz. Müzik